Are you ready? Are you? Then let's begin. Obi-Wan Kenobi için 5. ve son defa selam. Bildiğiniz üzere 1. ve 2. bölüm birlikte çıktığı için tek videoda konuşmuştuk ve bu şekilde 5 videoluk bir seri olmuş oldu Obi-Wan Kenobi için. Bugün de finale birlikte oturup izleyeceğiz. Kalbim biraz buruk, biraz heyecanlıyım. 51 dakikalık bir bölüm bizi bekliyor. Artık güzel bir Darth Vader ve Obi-Wan Kenobi düellosu görmek istiyorum. Art olarak bence bu bölümde birkaç sürpriz de bizi bekliyor gibi hissediyorum. Gelelim asıl önemli soruya. Sezon finali mi, dizi finali mi? Bu konuda hala bir açıklama yok. Ben de burada oturup yalan haber vermek istemiyorum. Sosyal medyada dönen haberlerden haberim var ama doğruluğundan emin değiliz. Bu yüzden resmi bir açıklama gelene kadar konuyu biraz arka plana itmek istiyorum. Daha fazla konuşmanın bir manası yok. 51 dakikalık bir bölüm bizi bekliyor dediğim gibi. Çok heyecanlıyım. Konuşacak çok şeyimiz olacak gibi hissediyorum. O halde hemen başlayalım. Bakalım ufaktan. Adamlar 2 dakikalık özet koymuş. Sonra 51 dakikalık bölüm diye önümüze sunuyorlar ya. Her bitiş bir başlangıçtır. Maybe I should borrow her too. Howdy. What do you need, kid? We need a new Belkins, Peter. No, no, Ben, you can't just leave me here. I'm the one that Vader wants. If I go, he will follow. I'm the word of a liar and a fake that I may not mean was it's good enough for me. Doğru. Broken found it before we got out. Yeah. She would have wanted you to have it. It's empty. But I wasn't going to give you a blaster, Leia. You're 10 years old. Ufaktan başlıyoruz mu acaba? I have to face him, master. Gidelim artık. He dies or I do. This ends today. Görelim artık şu adamı dizi bitmeden ya. Sonunda evet. Bir yüzleşin artık. Bir General Kenobi. Öf. Endama bak endama. Araya flashback sokarlarsa gerçi senaristleri boğmaya gidiyorum kalkıp. Have you come to destroy me, Obi-Wan? Aç aslanım ışın kılıcını. Öf öf. Ya hayır ya. Abla lütfen öl artık ya. Lütfen öl ya. Lütfen saniye kesmeyin ya. Ruh hastası adamı canlı canlı gömüyor. Ben bu sahneyi kabul etmiyorum bu arada. Bu hikayede yine yanan Luke oluyor. Ne yapmış ruh hastası? Öl artık. Abla döndür kendini batır lütfen ya. Çok sıkıldım ben senden. Çıkacak diziyi de bağladılar. Kenobi means nothing. Deme, onu deme. Şu müziği koyma işte arkaya be. Ellere bak. Küçücük. Obi-Wan. May the force be with you. Ben de şuna bitiyorum. Sonunda. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Master Qui-Gon. Well,
took you long enough. Bitti. Bölüm uzun. 51 dakikanın 51 dakika olduğunu hissediyorsunuz o uzunlukta. O hissi size veriyor ve çok fazla şey oluyor. Bölüm çok dolu. Konuşacak çok şey var. Ama öncelikle Darth Vader ve Obi-Wan Kenobi düellosu hakkında başlayalım istiyorum. Muhteşem bir sahne. Gerçekten çok güzel bir sahne. Ama o kadar kesiliyor ki. Yani iki lightsaber çakışıyor. Hop biz Riva'dayız. Bu kadın Luke'un peşinden gidiyor. Bir intikam ateşi. Ve bir hikaye yazdınız. Bu karakteri verdiniz. Bir yere vardırmanız gerekiyor. Son bölüm. Her şey okey. Her şey tamam. Ama şu sahneyi kesmeyin ya. İki dövüşüyorlar araya Riva. İki dövüşüyorlar araya Riva. Yani biraz bir durun. Bir dövüşsünler değil mi? Bir kapışsınlar orada. Biz bir onu izleyelim. Yani örneğin 3. bölümde yani Episode 3 Revenge of the Sith filminde koca bir 10-15 dakika Obi-Wan Kenobi ve Anakin Skywalker düellosuna ayrılmıştı. Çok fazla replik var mı? Yok. Ama inanılmaz bir koreografi var. İnanılmaz bir sahne. Ya ben hala kaç sene oldu filmleri izleyeli. Ben hala oturup sırf o sahneyi açtığımı bilirim YouTube'dan. Yani koca bir sahneyi izlemek için. Ve bir sahnesini bile atlamıyorum o sahnenin. Muhteşem bir sahne. Bu dizileri keşke o şekilde yapsaydınız. Yani kesmeseydiniz. Gerçekten kesildi artık. Bir yeter dedim. İzlerken de görmüşsünüzdür. Büyük ihtimalle koymuşumdur. Gerçekten çok sıkıldım artık. Yani yeter. Riva tamam. Bir hikayeyi yazdınız. Bu kadını görmemiz gerekiyor. Öyle bir anda puf olup gidemez. Ama yani yeter. Ben bir Obi-Wan Kenobi görmek istiyorum. Bir Darth Vader düellosu görmek istiyorum. Bu kadar bölümü beklettiniz. Bir de gazladılar. Dizi daha çıkmadan inanılmaz epik bir sahne var. Darth Vader ve Obi-Wan Kenobi arasında dediniz. Ama çok kesmişsiniz. Yani kanalımdaki Obi-Wan Kenobi video serisini takip edenler bu noktada biraz şaşırmış olabilir. Çünkü ben toplam 4 videoda bu videoyu ayrı tutarak söylüyorum. Tepi topu 2 veya 3 defa kötü bir şey söylemişimdir dizi hakkında. Yani gerçekten kurtlar sofrasına oturdum ve diziyi kendimmişim gibi savundum. Ama yeter. Yani eğer o videoları izleyecek olursanız ya da izlediyseniz göreceksiniz ki ben sürekli videolarda diyorum ki Darth Vader ve Obi-Wan Kenobi düellosu görelim. 3. bölümdeki o düello gerçek düellomuz değil, olamaz. E tamam çok güzel görelim ama bu şekilde değil. Sürekli kesiliyor. Gerçekten çok rahatsız oldum. Tamam kes, kesme değil. Full o sahneyi verme filmdeki gibi. Öyle bir süren yok senin. Bunu anlayabiliyorum. Ama iki dövüşüyorlar Riva. İki dövüşüyorlar Riva. Sırf bu sahne kesilmesi yüzünden diyaloğu beğenmeyecek, sahneyi beğenmeyecek, bölümü beğenmeyecek insanlar olduğuna eminim ki olacaktır da. Haklılar da. Gerçekten çok rahatsız edici. Ama aslında çok da güzel bir sahne. Özellikle o düellonun sonunda Obi-Wan'ın Anakin diye başladığı cümleyi Goodbye Darth diye bitirmesi. Yani artık orada bir Anakin Skywalker olmadığına emin olması, kardeşi gibi gördüğü, arkadaşını kaybetmiş olduğunu artık %100 emin olduğu o sahne muhteşem bir sahne. Gerçekten çok güzel bir sahne ama o kadar kesiliyor ki oraya gelene kadar o sahnenin duygusunu tam alamayacak insanlar olduğuna eminim ben. Bu bölümde yine eski fanlar üzülecek çok fazla detay vardı. Her zamanki gibi. Özellikle o Riva'nın Luke'u kucağında getirişi, sahnenin gerginleşmesi, arkada hüzünlü bir müziğin çıkması. Yani tabii ki bu insanlar gelecekten gelmedi. Luke'un ölmediğini bilmiyorlar. Karakterler olarak söylüyorum. Ama biz fanlar olarak biliyoruz ölmediğini. Şöyle bir şey var. Ben bu noktada şuna inanıyorum. Sonuçta nesil değişiyor ve Star Wars'ta her evren veya her marka olduğu gibi kendini bir adım ileriye atmak istiyor. Geride kalmak istemiyor. Bu yüzden yeni insanlara ulaşmak istiyor, yeni fanlara. Sonuçta nesil değişti artık, yeni nesil büyüdü. Bu platformlar çıktı, dizilere, filmlere erişmek daha da kolay. Biraz onlara ulaşmak istiyor. Özellikle bu Star Wars evrenine yeni başlayacak kişilerde eminim ki kronolojik sıraya gitmek isteyecek kişiler vardır. Bu ne demek oluyor? Öncelikle bizim bu işte bölüm 1, bölüm 2, bölüm 3 Anakin Skywalker'ın hikayesi, Obi-Wan'ın gençliğini gördüğümüz o ilk 3 filmi izleyerek başlayacaklar. Araya bunu sokmak zorunda kalacaklar ki diğer filmlere geçebilsinler. Bu da demek oluyor ki burada gerçekten bu sahneyi yeni izleyecek bir fan heyecanlanabilir. Luke'un öldüğünü düşünebilir. Ben bu sahnenin özellikle bunun için yapıldığını düşünüyorum. Tabii ki sahnenin devamlılığı, senaryonun devamlılığı için böyle bir sahne gerekliydi. Ama o kadar gergin bir ortam yaratmaya gerek var mıydı? Gerek yoktu. Ben o yüzden bu sahnenin özellikle o gergin ortamın yaratılmasının bu sebeple olduğunu düşünüyorum. Ve gelelim diziye kendi ismini veren kahramanımıza Obi-Wan Kenobi. Artık bizim bildiğimiz formunda eski gücüne kavuştu. Bu Obi-Wan'ın başına taş yağdığı Darth Vader tarafından sahnede dedim ki tamam Qui-Gon'ı artık göreceğiz. Ustamızı bir görelim dedim. Ama oradaki Obi-Wan'ın motivasyonu Luke ve Leia'ya bağlamışlar. Yedim.
Yine yedim. Onu da yedim. Bence dediğim sahneye koyularak, hatta araya birkaç flashback de atarak çok duygusal bir sahne elde edilebilirdi. Ama anlayabiliyorum yaptıklarını. Çünkü onun sonrasında zaten Obi-Wan'la Darth Vader konuşmasını koymuşlar. O inanılmaz duygusal bir konuşmaydı. Ya Obi-Wan'ın o gözlerinin dolması, o dediğim gibi yani konuya Anakin diye girip Darth diye bitirmesi beni inanılmaz aldı götürdü. Ki dizinin finaline de bence çok oturmuş o sahne, yani o Qui-Gon'ı gördüğümüz sahne inanılmaz tatlıydı. Qui-Gon dışında diğer bir gördüğümüz isim ise Palpatine oldu. Darth Vader'la olan konuşmasını gördük. Bence güzel bir sahneydi. Özellikle Darth Vader'ın gelecekteki hali için. Önümüzde sonuçta 3 film var. Ki Rogue One'da katarsak araya 4 film var. Ya oradaki hallerini düşündüğümüzde Darth Vader'ın, bence bu konuşma önemliydi, bu sahne önemliydi. Çünkü biz bu dizide gördük ki Darth Vader tamamen kafayı Obi-Wan'la bozmuş. Ya önünde aslında insanlar var, peşinden gittiği insanlar var. Sırf Obi-Wan ayrıldı diye gemiden onun peşinden gitmeyi tercih ediyor. Ya inanılmaz kafayı takmış durumda. O kaçan insanlar demiş ki onlar ne oldu, nasıl Leia eve ulaştı, Hajaya ne oldu, kızı bıraktı gitti mi? Bunlar soru işareti olarak kaldı, onları göstermediler. En azından küçük bir sahneyle bence seyirciye verebilirler diye düşünüyorum. Çünkü bir anda her şey bitti ve biz Leia ile gözümüzü açtık tekrardan. Hazır Leia demişken de Leia konusunu atlamak istiyorum. İzlemesi muhteşem bir karakter. Oyuncu muhteşem. Yaşına göre, bir çocuk oyuncuya göre muhteşem biri. Gerçekten çok güzel oynadı. Ben diziyi izlerken, bu serüvende inanılmaz keyif aldım onu izlerken. Özellikle bu bölümde Obi-Wan'a bağırdığı sahne gemide. Tek kelimeyle muhteşemdi. Eleştirenler oldu bu dizi Leia dizisi mi, Obi-Wan Kenobi dizisi mi diye. Ama ben şöyle bir gerçek olduğuna inanıyorum. Biz Obi-Wan Kenobi'yi nerede izlesek, bu adam sadece kendi hikayesini anlatan biri olmadı. Bu ki karakter kötü, kendi başına bir şey beceremiyor açısından değil. Öyle biri olmadığını zaten biliyoruz ama Obi-Wan Kenobi dediğinde her zaman birileri vardı o adamın hikayesinde. İlk üçlemede bölüm 1, bölüm 2, bölüm 3'ten bahsediyorum. Anakin vardı, onun hikayesini gördük. Geri kalan yerde Luke'u gördük, Leia'yı gördük. Bu adam hiçbir zaman sadece kendi hikayesini anlatan biri olmadı. Ben bu dizide de yine sadece kendisini anlatmadığına çok memnunum. Çünkü bir şekilde bir şeyler anlatmaları gerekiyordu ve ana seriye bağlamaları gerekiyordu. Çünkü bu dizi bizim izlediğimiz 3. bölüm Revenge of the Sith filminden 10 yıl sonrasını anlatıyor. Bu demek oluyor ki 9 yıl sonra biz A New Hope filmine gideceğiz. Bu aradaki sürenin anlatılması ve tamamlanması gerekiyordu. Biz biliyoruz ki 9 yıl sonra A New Hope filmine gidiyoruz ve filmi açtığımızda Prenses Leia diye bir karakter çıkıp diyor ki Obi-Wan Kenobi sen benim tek umudumsun. Bu karakter ne zaman Obi-Wan Kenobi ile tanıştı, nasıl bir geçmişleri var, nasıl tek umudu sadece bir insana bağlı olabilir? Biz bunu görmüş olduk aslında. O açığı kapattılar. Bunun yanında bu tabii ki bir Obi-Wan Kenobi dizisi ve biz 6 bölüm boyunca aslında Obi-Wan'ın tekrardan güce erişmesini görüyoruz. Qui-Gon'ı gördü, artık o noktaya erişti, ustasını gördü. Yani evet bir hikaye anlatılıyor, evet Leia bu hikayenin ortasında. Ama aslında bu hikayeyi çevirip çeviren Obi-Wan Kenobi. İkinci sezonla ilgili şunu söyleyebilirim. Bence bu bölümle birlikte, özellikle o final sahnesiyle birlikte artık ikinci sezonun olmayacağı kesinleşti. Çünkü direkt olarak A New Hope filmine bağlandık. Bana bu bölüm biraz daha Riva dizisine, Üçüncü Kız Kardeşin dizisine altyapı oluşturuyormuş gibi hissettirdi. Dediğim gibi zaten bir dedikodu vardı. Özellikle bu bölümde o kendini bulmalısın metodunu ortaya attılar. Bence seyirci tepkisine göre diziyi yapıp yapmayacaklar ama yapılırsa ben çok izleneceğini düşünmüyorum. Bildiğiniz gibi 5. bölümü Luke'la kapatmıştık. Ben zaten 6. bölümde onu göreceğimize emindim ama bu kadar çok göreceğimizi tahmin etmemiştim. Direkt olarak hikayeye bağlamışlar kendisini. Güzel olmuş. Owen'ı gördük. Owen amcayı gördük biraz. Yani Owen'ı görmek, Luke'u görmek Obi-Wan Kenobi dizisini ekstra değiştiren şeyler değildi. Sadece hikayeye katkıları vardı. En azından filme bağlamak için. Yine de Obi-Wan'ın gidip ikonik lafını Luke'a söylemesi. Hello there diye. Ya muhteşem ya. Bana bunlarla gelin. Ben bunları izlemek istiyorum. Bence Owen ve Obi-Wan Kenobi dinamiğini de güzel verdiler. Yani sonuçta hala evet bir resmiyet var arada. Ama sonuçta Luke diye bir karakter, bir etken var. İkisi de Luke'u çok seviyor. Owen kendi çocuğu gibi görüyor. Obi-Wan keza öyle. Bence aralarındaki o şeyi çok güzel verdiler. Özellikle o Owen'ın en son Obi-Wan'a tanışmak ister misin onunla demesi. Yani çok güzel. Dizinin bittiğine inanmak istemiyorum. Yani sanki haftaya yine çarşamba olacak. Yine bölüm gelecek ve ben yine video çekecekmişim gibi hissediyorum. Ya bunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama kalbimde gerçekten şöyle çok tatlı bir kırık var. Evet bu dizi bitti. Kalbim o yüzden çok kırık ama aynı zamanda o aradaki 19 yılın 10 yılında en azından neler olduğunu Obi-Wan açısından öğrenmiş olduk. Çok güzel de bağladılar filmleri. Bilmiyorum, ben hem üzgünüm şu an hem mutluyum. Tam algılayamadım galiba final olduğunu. İnanmak istemiyor kafam. Sonuçta biz hikayenin nasıl devam ettiğini biliyoruz. Kafam sürekli sanki oradan devam ediyormuş. Sanki bu dizi oradan devam edecekmiş gibi hissediyorum. Tüm bunlar dışında çok keyifli bir süreçti. Yani her çarşamba kalkıp Obi-Wan izlemek,
video çekmek, daha sonrasında bu videoyu editlemek aynı saatte, yine YouTube'a atmak aynı gün. Yani yorucu, zamanınız çok çalıyor, sürekli ekrana bakıyorsunuz vesaire, ama ben bu yandan düşünmekten çok keyif aldığım kısmına odaklandım. Arada bir sanki sadece ben dizi beğendim diye dizi Oscar kazanacakmış kafasına girenler oldu. Nasıl beğenirsinler geldi. Kendi kanalımda kendi fikrimi belirttiğim için eleştiri aldım. Tabii bunlar biraz işin şakası haline geldi ama onun dışında gösterdiğiniz destek ve attığınız yorumlar için de çok teşekkür ederim. Bunu her zaman savundum ve savunacağım da. Benimle aynı fikirde olmak zorunda değilsiniz. Hatta bana antitez bile üretebilirsiniz. Önemli olan karşınızdaki kişiye saygı duyup bu saygı çerçevesi içerisinde yorum yapmanız. Zaten ben her türlü yoruma geri dönmeye çalışıyorum. Böyle konuşunca YouTube'a veda ediyormuşum gibi oldu ama hayır, kök salmaya kararlıyım YouTube'a. Konuyu toparlamak gerekirse ben Obi-Wan Kenobi'yi izlerken inanılmaz keyif aldım. İyisiyle kötüsüyle beni çok eğlendiren, bazı yerlerde ağlatan, bazı yerlerde çok heyecanlandıran bir dizi oldu. Eksiklikleri var mıydı? Elbette ki vardı. Özellikle böyle köklü bir hayran kitlesine sahip yapımlarda. Yani en küçük şeyden teori çıkaran bir hayran kitleniz olduğunda bazı şeylerin basit gösterilmesi ya da umduğunuz şeylerin olmaması sizi hayal kırıklığına uğratabiliyor. O yüzden ben bu dizinin biraz da başarısız gözüyle bakıldığını düşünüyorum. Ama dediğim gibi kendi açımdan izlerken inanılmaz eğlendim. Özellikle bunu video ile birlikte yapmak, sizinle birlikte yapmak beni daha da eğlendirdi. Ama tabii ki Obi-Wan Kenobi ve Star Wars evreni bu kanal için burada bitmiş değil. Ben açıkçası veda etmeye hazır değilim ki Star Wars zaten her geçen gün büyüyen bir evren. Daha konuşacak çok şeyimiz olacaktır. Ama özellikle Obi-Wan Kenobi için artı video hazırlamayı düşünüyorum. Çünkü hayır yani 6 bölüm ne ya? 5 tane video yaptık, dizi bitti. O zaman bu haftalık da bu kadar olsun. Sizler finali izlediniz mi? Dizi hakkında genel olarak neler düşünüyorsunuz? Finali beğendiniz mi? Bunları yorumlarda konuşalım. Hayden Christensen'ı kendi sesiyle duyduk Darth Vader kostümünde. Bu konuda da biraz konuşmamız lazım diye düşünüyorum. Yine ve her zamanki gibi bir klasiktir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hatta yanındaki çanı da açın ki gelecek videolardan ilk sizin de haberiniz olsun. Obi-Wan Kenobi serisi bitmiş olabilir ama daha konuşacak bir sürü yapım var. Örneğin Mrs. Marvel yine Kenobi'de olduğu gibi Disney Plus'ta yayınlanıyor her hafta yeni bölümü. The Boys çıktı yeni sezonu. Stranger Things 4. sezon Part 2'si geliyor. Thor geliyor. Yani konuşacak daha bir sürü şey var. Hepsi hakkında sırayla konuşacağız. Bu yüzden kanala abone olmayı sakın unutmayın diyorum. O halde bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zamana kadar güç sizinle olsun. This is where the fun begins. Yeah!